Çocuklara oyuncak alınması konusunda bize bilgiler verebilir misiniz? Ne kadar sıklıkla almalı? Doyumsuzluğu engelleyebilmek için neler yapmalıyız? AVM'lere gittiğimizde çocukları nasıl sınırlandırmalıyız diyor Ayşenur Hanım İstanbul'da. Şimdi oyuncakla ilgili sınır koymakta bayağı genişçe konuşmuştuk ama oyuncakla ilgili birkaç şey söyleyeyim, toparlayayım o zaman. Oyuncağın ne olması gerektiği genelde bugünün ebeveyninin kendi tekelinde biraz işleyen bir şey gibi görüyorum ben. Yani ebeveyn bir şey görüyor ve diyor ki ay bunu çocuğa alayım, bunu eve alayım. Daha çok çalışan anne babalarda şu mantık var. İşte çalışıyoruz, çocuğumuzdan zaten ayrıyız. Bunun da biraz vicdan azabıyla gidelim pahalı pahalı oyuncaklar alalım gibi bir yönelme olabiliyor. Oyuncağın temel şeyi, İlk bileşeni öyle söyleyeyim, çocuğun ilgisi olan bir şey olmasıdır. Bunun olabilmesi için benim çocuğuyla vakit geçiren bir ebeveyn olmam gerekir ki çocuğumun ilgisinin ne olduğunu bileyim. Mesela ben Ahmet Eymen'e boyayla, boya kalemi, işte bir tuval alsam mutlu ederim onu. Çünkü resme çok ilgisi var. Çünkü resim çizmeyi çok seviyor. Ama aynı şeyi Enes'e alsam mutlu olmaz. Enes'e futbol topu alsam çok mutlu olur. Eymen'e de futbol topu almış olsam o kadar mutlu olmaz. Olmaz. O yüzden çocuğumun ilgi alanının ne yapmaktan keyif aldığını bilip bir oyuncak alacaksam o yönde almalıyım. Bu bir. İkincisi, çok oyuncak değil, az oyuncak. Bu en problem yaşadığımız şey ki bizim özellikle Enes'in çocukluğunda ciddi bir problemimizdi. Bu neden? Çünkü benim annem oyuncakçıydı. Evet. Enes bütün oyuncak dükkanı kendini zannediyordu. Anneannesinin dükkanına girdiğinde istediğini alabiliyordu çünkü. Sonra başka bir oyuncakçı, hani bir AVM'de bir oyuncakçıya girdik diyelim ki, her oyuncakçıyı kendi anneannesinin dükkanı bellemişti çocuk. Her yerden böyle istediğini alabileceğini zannediyor. Onu öğretmek, iyi ki dükkan kapandı vallahi, çok rahatladık. Gerçekten sıkıntıydı. Çünkü anneanneler, babaanneler de istiyorlar ki mutlu olsun, al yavrum diyor. Yani hani onu da kırmak istemiyorsun falan. Olabildiğince az oyuncak. Çünkü ben deneyimleyerek şunu gördüm ki o dönemde, ne kadar çok oyuncağı olursa çocuk o kadar mutsuz oluyor. Gerçekten öyle. Değeri kalmıyor. Çocuk bir noktadan sonra şuna geliyor. Daha elinde paket, oyuncakçı açmamış yani paketi. Oyuncakçıdan yeni çıkıyor ve çocuk diyor ki anne bir daha geldiğimizde şunu alabilir miyiz? Ve sen de yetişkin olarak çıldırıyorsun. Yahu dur, daha elindekini açmadın, onunla oynamadın. Ve çoğunlukla açılıyor, bir 5 dakika oynayıp kenara bırakılıyor. O yüzden ben şunu yapmaya gayret ediyorum. Almaktan ziyade yapmak. Mesela çocuk diyor ki anne benim Lego diyor işte dinozorum olabilir mi diyor. O mesela bir kutuda satılıyor diyelim ki. Sen hani tabii yavrum gel evdeki Legolarımızı bir dökelim. Bu arada şeyleri takip edin. Marka vermeyeceğim. Çok bilindik böyle şey market zincirleri var ya hepimizin bildiği. Bayağı da mesela oralara çok uygun fiyat. Biz onlardan bir tanesinden paket paket 20 liraya Lego aldık. Bizim evde böyle koca şey Lego var. Çocukların hayal gücüyle istediği şeyi yapılabilen ve hepsi 100 lira tutmamıştır. Yani normal o gerçek Lego markasında küçücük bir şey 100 Lego liraya markası alıyorsun. dediğin, Lego marka zaten. Lego O Lego marka şey işte. oldu yani. Ya marka söylüyorum ama adamlar öyle bir şey yapmışlar ki düşün, oyuncağın adı o olmuş Adı yani. olmuş yani, evet. Başka bir şekilde ifade edemem onu. Lego demek zorundayım. O yüzden bunları da takip edin. İlla gidin pahalı marka alın değil yani. Bunları da takip edebilirsiniz. Mesela gidip o markanın dinozor figürüsünü de almak yerine gel evdekilerden biz bir dinozor yapmaya çalışalım Gibi. birlikte. Çocuk bazen hayır diyor. Bakın şunu deneyin. Birebir öyle olduğunu göreceksiniz. Oturun ve siz yapmaya başlayın. Çocuğu oyuna davet etmenin en kestirme yoludur. Otur, hiçbir şey demeden sen yapmaya başla. Yengeç yengeç hemen geliyorlar. Anne ne yapıyorsun? İşte ben Lego'dan dinozor yapıyorum. Aa ben de yapayım mı falan diye hemen, tamam çocuk o oltayı aldıysa hemen ona devredip yanında sadece bulunup oyunu onun yönetmesine izin vermek. Dolayısıyla oyuncakta da sınır bu. AVM'ye gittiğimizde çocuk tutturuyor'nun en kesin çözümü, AVM'yi hayatımızda her zaman, hani boş vaktimiz var ne yapalım, AVM'ye gidelim. Bunu konumlandırmamak. Arada bir yemek yemek için dışarıda yemek yiyelim. Hatta mümkünse son sıraya koymak Yani evet, AVM'yi. arada bir işte AVM sinemaya kadar gitmek insanı için. yoran bir şey yok yani. Hakikaten öyle ya, hakikaten öyle. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kendimizi doğaya atacağız ya. Doğaya atacağız. Evet. Gerçekten o Bir çok iyi kışın geliyor. hava soğuk olduğu zaman bir çözüm Müze AVM. gezelim, tamam müze Ha, o da gezelim. müze olur, Kışın da aynen müze öyle. gezelim.